Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Yani ailede kalp tanısı almış olan veya kalp krizi geçirmiş olan bir birey varsa kişinin riski ne kadar yükseliyor? Vallahi çok yükseliyor. Çok ya? Çok yükseliyor. Maalesef çok yükseliyor. Ama dediğim gibi sigarayı içmez ise, şeker hastalığı yakalanmaz, obezite olmaz ise, düzenli spor yaparsa, yani hareketsiz bir yaşamdan uzaklaşır ise, bu riski azaltabiliyor mümkün olduğu kadar. Özellikle yani genç yaşta kalp krizlerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ailesel olarak hastalık var ve sigara içiyorlar. İkisi bir arada. Yani dikkat edin, böyle genç yaşta kalp krizi geçirenlerin çoğuna bakın. Böyle 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda en büyük sebep ailesel olarak var ve sigara içiyor. Maalesef yani sigara burada çok önemli. Yani bir insanın ailesinde kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, bypass yapılmış birisi var ise yani ne yapacak edecek? Sigara içmeyecek. Veya içiyorsa da bırakacak kesinlikle, bir şekilde. Kesinlikle bırakmak veya yardım sigara olarak son bırakacak. Sigara son derece önemli. Evet, evet. Sigara son derece önemli. İkinci büyük faktör de şeker hastalığı. Hı hı. Özellikle bayanlarda belli bir yaştan sonra işte obezite birlikte gelen, hareketsizlikle birlikte gelen şeker hastalığı çok yaygınlaşıyor. Ve bayanlar mesela 40-50 yaşlara kadar bayan olmanın östrojenin koruyucu etkinliği varken o daha sonra bu etkinlik ortadan kalkıyor. Menopozla birlikte ve bir de obezite ve şeker hastalığı önce bu çok daha hızlı ilerliyor bayanlarda maalesef. Yani o bir de sigara içiyorsa zaten çok çok daha risk artıyor. Genetik faktörlerin etkisini yüzde kaç olarak değerlendirebiliriz? %60-70 diyebiliriz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.